Otelikler kanalından merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep Çener. Bugün neredeyiz? Evet, tanıdınız mı? Barış Manço'nun müzesindeyiz. Çok eğlenceli bir gün olacağını düşünüyorum. Müzeye beraber gezeceğiz. Ben çocukluğumun, o geçmiş yılların tadını tekrar burada anacağım. Biraz sonra içeriye gireceğiz. İçeride yaklaşık 4 katlı bir müzenin olduğu, bütün Barış Manço'ya ait eserlerin de burada saklanmış olduğu eşyalar var. Onları beraber göreceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Hadi hemen içeri. Fazla yaslanma, seni çekeyim. Evet, Barış Manço müzesindeyiz. Barış Manço'nun kendi şahsi piyanosu. Çok yüksek sesle konuşamıyorum. Birine bir kısım var ve piyanosunda beslediği parçaları bağlama heykeli var. Gerçekten çok benziyor. Bu da kişisel özel eşyalarından birisi, koltuğu. Dokunmak ve oturmak yasak. İçerisi dar olduğu için çok kalabalık. Yine kendi özel koltukları. Gerçekten çok güzel. Vazolar. Burası böyle komple bir salon. Yan tarafta da ödülleri var. Ödül odası gibi yapmışlar. Hemen burada da vazolarını görüyoruz. Gel, diğer saklara da bakalım. Evet. Galatasaray yatırımından tutun. Müzik ödüllerine kadar. Takdirler, tebrikler, dernek ödülleri. Aha, hepsi burada. Böyle ortada bir masa var. Şimdi bu da mantıklı bir masa. Çok gerçekçi arkadaşlar. Sanki karşımızda duruyor. Evet, burası bir yemek odası olarak geçiyor. Yine sertifikalı duvarda özel eşyaları var. Yemek masası. Burada da şahsi kullanmış olduğu cep telefonu ve arabasının anahtarı arkadaşlar. Burada da çok şık bir büfe var. Yine antikalar, yine kristaller. Hepsi burada. Yine çok güzel bir vazo. Umarım kimse devirmez. Perdeler bile o döneme ait. Evet, burada da yine bir masa büstü var. Çok güzel yapmışlar bu kolyeden. Benim de var. Değişik bir kolye gerçekten. Çok etkileyici. Yine eskici tarafına hediye edilmiş bir tablo var. Hemen kostümlerin olduğu yan odaya doğru devam ediyorum. Arada arkadan fon müzik geliyor. Burada kostümleri var ve arkada da kostümlerle giydiği onların fotoğrafı var eşiyle birlikte. Biliyorsunuz bunlar özel dikim, özel yapım çubuğu. Bu askeri forması. Askerlik sırasında konservaya girdik, üzerindeymiş. Şimdi meşhur deri ceketi. Burada meşhur çizmeleri var. Yani
geldiğinden bir fotoğraf. Güzel, röpteşem geliyor. Olduğu için şimdi en üst kata çıkacağız. 4 katlı bir yer. Burada da yine bir başvurucu fotoğrafı var. En üst kattan başlayıp aşağıda bir milimetreliyim. Burası bayramları. O zaman da bu zamana bırakmışlar. Bahane kapısının hemen önünde. Çok güzel böyle bir portayı koymuşlar buraya. Eski çamaşır makinesi daha su duruyor. Hemen yanında Doğukan odası var. İçeri giriyoruz. Burada Barışman Çoğun kolyeleri sunumlandırılıyor. Böyle plak gibi bir raf yapmışlar. Yine tablolar, fotoğraflar, resimler. Yine eski sandalyeler var. Bu da gitar şeklinde kolyeler sergileniyor. Buradakini kaldırmışlar böyle. Ve karikatürler var. Burada da tanımlar var. Doğukan Manço'nun odası ve babanın fotoğrafı. Bu da Barış Manço'nun yeni bir öğrenci bölümü çok kolaylıkçı olarak geçiyor. Çok kalabalık gerçekten, çekerken çok zorlanıyorum. Üst kat en üst kat olduğu için hemen odalara tek tek girme niyetindeyim. Ya çok güzel. Evet, Batıkan Zor Bey Manço'nun odasıymış. Burada böyle fotoğraf çekildiği küçük panolar var. Anam olacak çocuk diye duvarda hemen bir şey, arkada da bir televizyonda o dönemin yayını gösteriliyor. Böyle çok tatlı bir heykeli var. Ben de biraz sonra fotoğraf çekileceğim burada. Hazırdım. Elimle dokunmak. Keşke görebilseydik. Evet sayın seyirciler, bugün Barış Manço ile birlikteyiz. Kendisi çok önemli bir festivalde şarkılarını söyleyecek. Şimdi onu dinliyoruz, neler hissettiğini öğrenmeye çalışacağız. Evet Barış Manço, neler hissediyorsunuz? Neden buradasınız? Ne yapacaksınız? Aha, evet. Evet. Kendisi şu an çeviri kulağıma geldi. Kendisi burada olmaktan çok mutluymuş, çok memnunmuş. Başka festivallerde görüşmek üzere tüm şarkıları tüm dünya için söyleyeceğim diyor. Barış her zaman tüm Türkiye'nin, tüm dünyanın üzerinde olsun diye teşekkür ederiz. Çok sağ olun Barış Bey. Görüşmek üzere. Burada yine meşhur cevapları var. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar modern. Tazma ve canavarlı. Devreli bir fotoğrafı da var burada. Yine davul şeklinde bir bölüm yapmışlar. Hemen arkasında da antika eski old kameralar var. Burada da yine küçük bir akort var. Plak ve müzik teknik aletler var. Hemen burada küçük küçük oyuncaklar var. Büyük ihtimalle çocukların oyuncaklar olabilir, Doğukan oyuncaklar olabilir. Doğum fotoğrafı var burada. Onu internette görmüştüm. Çok güzel.
Burada yine kişisel eşyaları, işte hayat tarzları, çay, kahve, bardakları, böyle piyano şeklinde gramatı, kasetleri, fotoğraflar, hepsi mevcut. Hemen şu yan tarafa bakıyoruz. Bu da o dönemdeki kasetleri ve plakları. Hepsi cam. Tarzı saklandığı için yansıma yapıyor arkadaşlar. Yine burada çok güzel bir fotoğraf. Kendisi için dünyada önemli bir sanatçıydı çünkü. Çok da seviliyordu. Lütfen eşyalarını okumayız. Lütfen eşyalarını okumayız. Saporcu, içerisinde kapı, son paraları, kravat, kamera. Kamera evet çok fazla varmış. Seviyormuş. İşte gittiği yerlerde katılım belgeleri var. Burada bir kamera var. Şu fotoğraf da çok önemli işte. Bir siyasetçi gibi. Her ortamda bulunan önemli bir sanatçı. Her şekilde bir cam alanda Konya'nın sergileniyor. Hemen bu tarafta ise kendisine ait Betacam dediğimiz büyük ve küçük boylarda videolar duruyor. Hepsini arşivlemiş ve saklamış. Yani üstüne tek tek baktığımızda hangi yıla ait, içinde neler olduğu, hangi programın, hangi yerinin, hepsi tek tek burada belli. Kim için, niçin yapılıyor. Burada yine fotoğraflar ve özel eşyalar var. Yine çocukların oyuncakları, raflar var. Evet, burası da bir banyo arkadaşlar. Kendi özel eşyaları var. Tıraş fırçası, diş fırçası vesaire. Yani günümüzde bu kadar güzel banyo yok. Altın varaklarla ve siyah tonlarla gerçekten dizayn edilmiş. Çok şık bir banyo var karşımızda ve banyo gerçekten bir yatak odası kadar geniş diyebilirim. Evet, şimdi karşı tarafa geçiyoruz. Burada neler bizi karşılayacak göreceğiz. Orada Doğan'ın yeni imajı, yeni dizide oynayacak. Saçları o yüzden böyle. Wow, yine saraylardaki gibi güzel bir ayna bizi karşılıyor. Hol girişinde. Ne var orada? Yatak odası. Vay, hemen. Önce misafir odası. Yine buradaki böyle küçük berjer tadında. Evet, burası misafir odası olarak geçiyormuş. 3. Napolyon zamanından kalma 180 yıllık şey takımları varmış. Burada Nevresim takımları varmış. Evet, kirlenmesini üzerine naylonla kapamışlar. Lütfen eşyalara dokunmayın. Evet, anonsana geliyor arkadaşlar. Eşyalara dokunmayın diye. Zarar görmemesi gerekiyor. Çünkü bazı şeyler bu cam fanusun içerisinde saklanmıyor. Açıkta saklanıyor. Çocuk da çok geldiği için devrilmemesi gerekiyor. Burası ise yatak odası. Yine burada da gitar şeklinde bir camın içerisinde yine takıları sergileniyor. Yine küçük koltuklar. Burada işte o meşhur yüzükleri bizi karşılıyor arkadaşlar. Şöyle dönüyorum. Çok güzel. Kocaman, geniş, büyük bir yatak odası. Burada yatak odası hakkında bir bilgi var. Evet, eşinin makyaj masası, şövalyeler, gardıropları. Şu solda görmüş olduğunuzda ebeveyn banyosu ama o tarafa geçişimiz yok. Evet, en alt katı iniyoruz. Sonra mutfak var. Hemen bu merdivenlerin yanında da kol düğmelerinin destesi mevcut. Hemen aşağıda alabeli kullanımı var. Tek tek koymuşlar. İniyoruz. Evet, burası şövalye odası gibi. Ay. Evet, burası şövalye odası olarak geçiyor. Şarap mahzeni gibi ahşaptan yapılmış çok harika bir dizayn var. Bir hol burası. Burada eski paralar
çerçeve edilmiş. Camlar çok güzel. Yine burada çok güzel bir fotoğrafı var. Burada ise yine kendi özel eşyaları. Kırbaç koleksiyonu varmış. Hemen odaya giriyoruz. Burada ben biraz önce söyledim ya, para koleksiyon diye değilmiş. Bu anahtar şarkısının sırrını açıklayan bir pano yaratmışlar. Ve onu burada ne nereye bağlanıyor diye eşitlemişler. Doğan çok güzel söyler. Sen söyle birinciyi. Beş şair, bir saat kulesi, iki saat kulesi, bir Fatih, beş Fatih, bir düşünür, iki düşünürse bir mimar. Ay çok güzel düşünülmüş gerçekten. Yine müzik eşliğinde de bize burada özel eşyalarını sunuyorlar. Burada kılıçları var. Yine burada bir heykeli var masa başında. Herhalde çalışmalarını yaptı. Çünkü resim de yapıyor diye hatırlıyorum. O yüzden şövalyeler de burada var. Sanatını icra etti bir oda. Bu tahtı Bal Böceği şarkısının klibinde kullanılmış. Hemen arkasında da ona hediye edilmiş bir çizim var arkadaşlar, bir resim var. Hemen sol tarafa dönüyoruz. Kış bahçesi olarak geçiyor. Zaten burada bir kapı görüyorsunuz. Kapı girişi var. Kış bahçesi burası da. Ya çok güzel. Şöyle genel bir göstereyim size. Yine hemen sol tarafta fotoğraflar var. Resimler var. Çiçekler burada. Çok güzel bir avro yaratılmış. Kafe tarafı olarak değerlendirmişler. Evet, burada bir bar var. Yine sandalyeler var. Aynalar çok güzel. Evet. Bütün enstrümanların hepsi burada. Hepsinin üzerinde önemli bilgiler veriyorlar. Nereden geldi, ne kadar kullanıldığını. Hepsini zaten şeylerden, kliplerinden, videolarını hatırlarsınız. Burada da zaten LCD ekranda bize videosu gösteriliyor. Şu benim dikkatimi çekti. Çok tatlı bir eser. Çok güzel bir sanat eseri. Çok anlam içeriyor. Burası da yine afişlerden yapılmış bir duvar köşesi. Burada yine çay kahvenizi içiyorsunuz plak şeklinde. Siyah masalar, bir kafe ortamı yapılmış. Güzel bir bar havası var. Gerçekten güzel dekore edilmiş. Konuşuyorum bilmiyorum. Çünkü bu avrada hissetmek istiyorum. Kendi sesimi bile duymak istemiyorum. O yüzden böyle sessiz sessiz burada küçük bir dergiyi okuyorum. Buranın bilgilerini veren. Ve arkamda da Barış Manço'nun o döneme ait fotoğrafların afişleri. Ortam çok güzel, çok keyifli. Yani hiç gitmek istemiyorum. Gerçekten. Buradaki fotoğrafları görmedim. Çok tatlı ya. Gerçekten şurada kuşlarla vakit geçiriyor. Sol tarafta da bir goril ve yavrusuyla beraber yemek yiyor. Arkadaşım eş, arkadaşım eşek, arkadaşım eşek. Evet arkadaşlar, müzeden çıktık şimdi. Yani bütün çocukluğum burada. Bir de küçük küçük çocuklar içeride. Çok tatlıydı gerçekten. Evet, bir tanesi de burada. Çok etkilendik. 4 katlı bir yer. İçeride bütün özel eşyaları, kostümleri, kıyafetleri, bütün o biblolar, yatak odası takımı, yani o kadar güzel şeyler var ki gelip bizzat görmeniz gerekiyor. Bunu da buraya koymuşlar. Çok da güzel yapmışlar. Hani çocukları da etkileyebilmek için güzel bir mantık. Çünkü içeride çok fazla hani çocuk vardı ve küçük küçük fotoğraf alanları yapmışlar. Sanki o programa daha önce katılmamış insanlar burada fotoğraf çeksin diye. Ben bile çektim orada gerçekten. Instagram'dan takip ederseniz orada o fotoğrafı da görebilirsiniz.
Çok güzel bir müzeydi. Kısa sürdü zaten. Hemen Modo tarafında kalıyor. Ara sokakta bir yerde. Google'a yazdığınız adresi rahatlıkla bulabilirsiniz. Başka bir videomuzda görüşmek üzere diyeceğim ama demeden önce patlıcan, domates, biber'e doğru gidiyoruz. Burayı göstermedim. Bakar mısınız şuraya? Güzel yapmışlar gerçekten ya, domates, biber, patlıcan. Bayılıyorum böyle şeylere. Dekor gerçekten çok güzel. Sizi buraya böyle içeriye doğru atıyor. Ben çok beğendim. Gelmenizi tavsiye ediyorum. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.